Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Antalya Antut Renault bayisindeyiz. Renault biliyorsunuz birçok yeni araç çıkardı. Araçların çoğunu makyajladı. Bugün sizlerle beraber güzel piyasanın hakimiyetini sağlayan araçlardan bir tanesi olan Megane'ı çekeceğiz. 1.3 TC kaç paket Megane'ı çekeceğiz. Ama öncelikle uzun zamandır video atmıyoruz. Bundan sonra inşallah videoların devamı gelecek. Öncelikle kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum kısmına istediğiniz araçlar varsa onları belirtebilirsiniz. Şimdi gelin videoya geçelim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün karşınızda piyasada birçok aracı gördüğümüz, daha doğrusu şirketlerin, filoların, ailelerin, yani herkesin illaki bir defa bindiği bu araç tabii ki de Renault Megane. Yıllardır üretimine devam eden, gerçekten segmentinde oldukça başarılı bir araç. Baktığımız zaman ufak tefek yeniliklere gitti. Evet, büyük bir yenilik yok kesinlikle. Yani aracın boyutlarında değişen bir durum yok. Aracın kesinlikle herhangi bir aksamında bile değişen durum yok. Ufak tefek farklar olabilir. Onlar illaki olacaktır. Bu aracımız makyajlı versiyonu. Şimdi baktığımız zaman taş paket bir Renault Megane'la beraberiz. Ama inanın ki fiyatı inanılmaz bir derecede artmış. Videonun devamında size fiyatını söyleyeceğim. Öncelikle gelin şu ön ızgaradan devam edelim. Bakın burada metallerin, kromların kullanıldığını, daha güzel, daha hoş bir görüntü olduğunu söyleyebilirim. Hatta şöyle söyleyeyim, biraz daha uzaktan baktığınız zaman, yakına girdiğiniz zaman böyle bir talisman havası var. Çünkü tampon kısmı olsun, ön panjur olsun, birazcık uğraşılmış, makyajlanmış bir araç. Ve taş paket. Yani bunun ikonunu aldığınız zaman daha güzel duracak. Bu arada şunu söyleyeyim, 2022 olduğunu, makyajlı olduğunu taş pakette daha çok anlıyorsunuz. Joy pakette daha çok anlıyorsunuz. Çünkü ikon zaten bir önceki modelde de, makyajsız kasada da çok güzeldi. Çok lükstü, donanımlıydı. Bu araç da orta donanımlı. Metalik renk alabiliyorsunuz bu araca. Onların tabii ki de ekstra ücreti var. Birkaç paket daha alabiliyorsunuz. Onların içeri geçince söyleyeceğim. Geri görüş kamerası gibi. Ama bunlara zaten Tesla ekran takılıyor. Onları dediğim gibi içeride anlatacağım. Farlarına gelelim. Bakın farları sarı. Optik bir sarı far var. Bunu LED'e çevirmek çok basittir. Çünkü optik zaten. Bunu hemen halledebilirsiniz. Uzun farlarımız normal, optik değil. Alt tarafta sis farlarımızı görebiliyorsunuz. Onlar da LED. Videonun son kısmında yakacağım. Baktığımız zaman şu LED'imiz bu şekilde yanıyor. Böyle boydan boya değil. Keşke boydan boya olsa daha güzel olurdu. Dedim ya, o biraz da talismanda o şekildeydi. Oradan anlaşılıyordu. Hatta bir zamanlar talisman mı Megan mı diye karıştıran insanlar o LED'den anlayabiliyordu. Geldiğimiz zaman jantlarına. Şimdi çok güzel bir jant tasarımı var artık. Ben çok beğendim açıkçası. Ve biraz plastik gibi duruyor. Ama size kötü bir haberim var. Bunlar plastik jant. Çelik jant değil. Az önce dedim ki plastik gibi duruyor. Aslında çelik gibi duruyor ama maalesef gördüğünüz gibi teneke jant. Yapabilmişler. Kesinlikle güzel olmuş. 205-55-16 çapında. Ama videonun da ilerleyen kısmında göreceksiniz ki bu fiyata aldığınız bir araçta çelik jant herkes ister. Baktığımız zaman sinyallerimiz burada. Arkaya devam edelim. Şimdi arka farlarımız yanıyor. Megane 2015'ten beri oldukça güzel bu farlarla dikkat çekti, piyasaya girdi. Herkes bu farlarıyla Megane'ı çok beğendi. Çünkü oldukça premium hissettiriyor. Belki iç detayları bir C segmenti ayarında çok aşırı derecede kaliteli malzeme kullanmamış olabilir ama gördüğünüz üzere LED'leri mükemmel. Arkada eklenti olarak iki tane fake egzoz çıkışlarımız var. Bunlar güzel duruyor. Ama fake olması tabii ki de üzücü. Ama motor kısmına bakacak olursak da 1.3 TC bu arabayı çok güzel yürütüyor. İlerleyen zamanda onun testini yapacağım. Geleceğim buraya, onun testini yapacağım. Veya bir arkadaştan Megane rica edeceğiz. Bugün test günü değilmiş. Gelin bagajına devam edelim. Şimdi bakın. Güzel bir özellik. Tek tuşla bastığınız zaman açılıyor. Bagaj hacmini buraya yazacağım size. Ama oldukça geniş bir bagaj olduğunu, bakın, Clio gibi değil yani.
Yani Clio'da iç detaylar bu şekilde kaliteliydi. Bakın bunda kaliteli, burada gizlenmiş olması oldukça güzel. Yedek lastiğimizi görebiliyorsunuz. Bunun kalınlığı oldukça mükemmel. Gerçekten güzel uğraşılmış detaylar. Kesinlikle. Buralar birazcık kalitesiz. Tamam, burası sert olması gerekiyor. Eşya yüklerken zaten yumuşak lastik burada aramamalıyız. Ama bir tık daha kaliteli olmasını beklerdim. Baktığımız zaman buradaki ufak bir ipimiz var. Herhangi bagajda sağda solda bir askı aparatı olsun, bir bölme olsun, hiçbir şey yok. Boş bir bagaj olduğunu söyleyebilirim. Baktığımız zaman zaten elektrik destekli bagaj bu pakette gördüğünüz gibi yok. İncelemek istediğim bir detay daha var. Bu da çok dikkat çekiyor. Evet, iç tarafında kumaş. Bakın yalıtımları görüyor musunuz? Gerçekten yalıtım var. Yalıtım yapmışlar. Bu tarafta da bakın kumaş, yalıtım var. Evet, bakın yalıtım konusunda Megane'ın oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Hatları olsun, çizgisi olsun, boyutu olsun. Oldukça tam bir C segmenti, tam bir yakıt tasarrufta mükemmel bir araç. Motorları TC motorlar şu anda piyasada çok iyi bir bölgede. Yani 0.9 TC'ye bile gerçekten çok güzel yürütüyor Clio'ları. 1.0 TC'ler bile Megane'ları yürütebiliyor. Ama 1.3'ün tadı apayrı. Yakın zamanda onun videosu da gelecek. Şimdi gelin içeri geçelim. İçeri geçmeden önce size şu kapı sesini göstermek istiyorum. Oldukça tok bir kapı sesi var. Herhangi bir anahtarsız girişimizi göremiyorum burada. İçini şöyle hafiften size göstereyim. Koltuklarımızda elektrik maalesef yok. Normal bir standart koltuk. Dediğim gibi içeride büyük bir değişiklik yok. Zaten buna çoğumuz aşinayız. Gelin iç tarafına geçelim. Arkadaşlar iç detaylarındayız. Şimdi öncelikle değişen en büyük şey gördüğünüz gibi bu kadranlar. Clio'daki kadranlar oldukça benziyor yeni Clio'daki. Baktığınız zaman bence daha güzel o diğer kadranlar. Birisi ortada büyük, yandaki küçük. Ben sevmiyorum. Bu şekilde iki tane büyük kadran daha güzel duruyor böyle. Biraz daha eski tip analogları seviyorum ben de. Biraz daha iyi olabilirdi. Dijitalimiz detaylar biraz daha artabilirdi. Ortada siyah beyaz normal bir ekran var. Diğer Megane'lar çok büyük bir farkı yok. Onu söyleyeyim. O yüzden videoda aşırı derecede detaya inmeyeceğim. Normal Megane'lar hepimiz aşinayız. Sadece şimdi sol tarafa baktığımız zaman, evet, altı sert ama üstünde öyle yumuşak yeri bir dokumuz var. Buraya bakalım. Bakın buralarda yumuşak. Evet, yumuşak. Oldukça yumuşak. Yani altı sert, evet, ama üstünde yumuşak detaylar var. Bakın buralara kadar yumuşak. Şuraya geldiğimiz zaman belki bacağımız buraya uzun yolda biraz rahatsızlık verebilir. Buralarda aynı şekilde sert plastik. Aradaki farkı zaten görebiliyorsunuzdur. Baktığımız zaman kapının detaylarında şöyle güzel bir detayımız var. Bu tarafta göstereyim onu size. Dört cam otomotivimiz burada. Ayna ayarlarımızı burada görebiliyorsunuz. Kaplı bir kapı cebimiz yok ama oldukça yeterli olduğunu söyleyebilirim. Bu tarafa baktığımız zaman far ayarımızı, parlaklığımızı, benzin depomuzu açabiliyorsunuz buradan. Gelelim orta konsola. Orta konsolda bildiğimiz standart bir Megane ekranı, Renault ekranı. Otomatik klimamızı burada görebiliyorsunuz. Park sensörü olsun. Burada herhangi bir kablosuz şarjı göremiyorum. Çakmaklık bir adet. Bir adet USB girişi. Keşke bu birkaç tane daha olsa. Yani iki tane olsa daha güzel olabilirdi. Buraya baktığımız zaman hala bu herifini burada. Dediğim gibi videonun ilerleyen kısmında size fiyatını söyleyeceğim. Kaldırdığımız zaman çok küçük, yani burası yani büyük ihtiyaçlarınızı çözmeyecektir. Biraz ileri geri gidip gelebiliyor. Ama buranın, evet, şu detayı çok güzel. Bakın hani burası bir arabada, şurası yüksekse eğer kaliteli olduğunu, daha doğrusu kaliteden ziyade kendinizi böyle lüks bir yerde hissediyorsunuz. Çünkü kolunuzu koyuyorsunuz. Şu anda çoğu araçta kolçak yok. Bunda komple boydan boya bir kolçak yapılmış. Yüksek yapılmış. Bu güzel bir detay. Torpidosuna devam edelim hemen. Torpidosu içerisi sert plastik. Geniş, oldukça geniş. Ekstra bir durumu yok. Baktığımız zaman aracın detayları var burada.
Onun haricinde Renault Taliant'ın bir posteri varmış burada. Onu da yakın zamanda videosunu çekeriz. Aracın içine oldukça rahatım. Direksiyonda büyük bir değişiklik yok. Aynı direksiyon devam ediyor. Otomatik farımız burada. Otomatik sileceğimiz, yağmur sensörümüz, otomatik farımız burada. Herhangi ultra bir detay yok. Şimdi gelin aracın arkasını size göstereyim. Koltuğu kendime göre ayarlayıp daha sonra dışına geçip size fiyatını söyleyelim. Evet arkadaşlar, aracın arka kısmındayız. Kapımızı şöyle kapatalım. Gördüğünüz gibi hoparlörde temizliği görebiliyorsunuz burada. İyi bir ses sistemi var. Şu anda gösteremiyorum akü koruma modunda. Buralara baktığımız zaman kumaş kaplı. Üst taraflar katır kütür plastik. Yani bir tık daha en azından dokulu olabilirdi yani. Çok sert plastik burası. Burası hani Renault'un Clio'suyla bir farkı yok. Clio'da da bu şekilde sert plastik vardı. Geldiğimiz zaman bakın burası da en sevdiğim özellik. C segmentinde çoğu araçta bulunmuyordu eskiden. Buradaki klima ızgaraları mükemmel bir konfor sunuyor bence. Burada olmalı mutlaka. Burada çakmaklık girişimiz var. 2022 yılındayız. Aslında burası da USB ya da Type-C olabilirdi. Yani çakmaklık girişine gerek yoktu. Üzücü yanı kolçak yok. Bakın yani Renault'un ön tarafında hiçbir problem yok Megane'ın. Ama arka tarafına geldiğiniz zaman Renault'un eski gelenekleri devam ediyor. Birçok şeyden kısılmış. Onu fark edebiliyorum. Diz mesafesi. Evet. Bakın koltuk biraz geride. Ben geride oturmayı seviyorum. Boyum 1.87. Burada yani 3 parmaklık bile yer yok. Bir tık dar olduğunu söyleyebilirim. Baş mesafesi de kafam şu anda çarpıyor yukarıya. Ama bir tık daha şöyle oturursam bir problem olmayacaktır. Yani boyutlar açısından çok sıkıntı yaşamazsınız ama birazcık donanımdan alınmış gibi gözüküyor. Şimdi gelin aracın size dışına geçelim ve videoyu kapatalım. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi gelin size bu aracın fiyatını söyleyeyim. Gerçekten çok şaşıracaksınız ama bu aracın fiyatı 711.000 TL. Taç paket 711.000 TL 1.3 TC motorlu. Buna metalik renk eklerseniz 4.000 lira gibi, geri görüş kamerası eklerseniz 2.000 lira gibi bedeller ortaya çıkıyor. İkon pakete geçerseniz ise fiyatlar katlandıkça katlanıyor. 500.000 küsürden başlıyor Joy paketi. 711.000 TL'siz olsaydınız bu aracı tercih eder miydiniz? Yoksa C segmentinde başka bir araç mı alırdınız? Toyota Corolla gibi büyük rakiplerinden birisi. Veyahut D segmenti ikinci el bir araç mı alırdınız? Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz araçlar varsa onları yazabilirsiniz yorumlara. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.